aslında Emek ve Özgürlük İttifakı tam da bugün iktidara karşı uzun zamandır mücadele eden, direniş gösteren, direnişi yükselten kesimlerin bir ittifakı. Aslında direniş ittifakı diyebiliriz. Dolayısıyla o günkü buluşmada bu anlamıyla Türkiye toplumuna, halklarına, iki egemen siyasetin arasına sıkışmayacaksınız, buna mahkum değilsiniz, başka bir yol açabiliriz, halkçı seçeneği oluşturabiliriz iddiasını sunmuş oldu. Tabii ki şu anda heyecan yaratan bu buluşmanın esas itibariyle halkla bütünleşebilmesi, halkın acil ihtiyaçları talebi doğrultusunda, mahallelerde, fabrikalarda, kampüslerde, ağaçların etrafında, tarlada, sokakta, her yerde halkın acil ihtiyaçları talepleri doğrultusunda kazanım alabilmesi lazım iktidar karşısında. Esas itibariyle Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bundan sonraki yol haritamız buradan doğru şekillenecek. Tabii ki hani sonuçta an be an ülkenin hakikaten de iktidar tarafından uçuruma doğru götürüldüğü bir sürecin içerisindeyiz. İki gün önce enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK %80'lerde açıklarken ENAG %100 farkla başka bir rakam açıkladı. Bugün sansür yasası mecliste. Yaklaşık uzun zamandır kadınların mücadelesi sokakta. Ocak 2022'den itibaren işçilerin neredeyse dört bir yanda fabrikada süren direnişleri var. Dolayısıyla ülkeyi uçuruma doğru sürükleyen iktidara karşı zamanımız da bizim açımızdan oldukça an be an işlemesi gereken bir yerde duruyor. Emek ve Özgürlük İttifakı bu anlamıyla gerçekten de halkın seçeneğini yaratma noktasında bir iddiayı ortaya koydu. Şimdi bu iddianın mücadelesini sürdürmesi gerekiyor. Nasıl bir şey bekliyoruz Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan doğru? Yerellerde de bunun karşılığı olacaktır. Çünkü dediğim gibi sonuçta Emek ve Özgürlük İttifakı'nın zemini bugün 6 tane partinin yan yana gelmesi, ama 6 tane partinin yan yana gelmesi bu ülkede yıllardır süren direniş geleneklerinin yan yana gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla zaten hali hazırda yıllarca sokaklarda, adliye önlerinde, fabrikalarda, kampüslerde yan yana geldiğimiz mücadele arkadaşlarımız bunlar. Somut direnişlere dayanıyor bu ittifakın zemini. Şimdi bu somut direniş ittifakını iktidar karşısında işte bütün gücü elinde tutan ve toplumun neredeyse bütün kesimlerine şiddet ile saldıran iktidar karşısında güç odakları yaratarak halkın acil ihtiyaçlarını talepler şeklinde mücadelesini örgütlemesi ve kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda sunmuş olduğu program bugün ülkenin demokratik bir ülke haline gelebilmesi için, eşitlikler ilkesi etrafında buluşabilmemiz için, özgürlükleri kazanmak için tam da asgari bir düzeyde programı sunmuş durumda. Ekonomik krize ilişkin çeşitli taleplerimizi 24 Eylül'de sunduk. Bugün gerçekten de açıklanan enflasyon rakamları, yakın zamandır iktidarın uygulamış olduğu ekonomik yönelimler, iktidarın sınıfsal zeminde hangi safta olduğunu çok net bir biçimde gösteriyor. Düşük kredili faiz programını uyguladı. Bu aslında sermayeye kaynak transfer aktarımı demek oluyor. Buna dönmüş bir uygulama. Buna dönmüş uygulama halka müthiş bir yoksullaşmayı getiriyor. Yoksulluk sınır altında yaşayan halklar asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla servet vergisinin aslında devreye girmesi, yani zenginden alıp yoksula veren bir sistemin devreye girebilmesi bu anlamıyla ittifakın önemli talepleri arasında. Halkın temel ihtiyaçlarının ücretsiz olması bugün önemli talepleri arasında. Öte yandan demokratik bir düzenin içerisinde yaşayabilmek için programımızda açıkladığımız talepler, gençlerin talepleri, kadınların talepleri. Aslında programda yazan talepler de yıllardır her bir toplumsal dinamiğin sokakta dövüştürdüğü talepler. Yani birkaç tane partinin masa başında yan yana gelerek biz bunları savunacağız dediği şeyler değil. Doğrudan fabrikanın içinden çıkan talep, doğrudan kadın mücadelesinin içinden çıkan talep, doğrudan yoksul mahallelerden çıkan taleplerin etrafında oluşan bir program. Şimdi bunları hayata geçirme zamanı.
kadınların mücadelesi aslında talepleri uygulattırıyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'na da öyle, bugün Millet İttifakı'na da basınç oluşturuyor. Bugün iktidara karşı da bir basınç oluşturuyor. Tabii ki iktidar yaratmak istediği rejim doğrultusunda kadınlara yönelik saldırısını kat be kat arttırmış durumda. Aslında diyebiliriz ki açıktan bir kadın düşmanı rejim oluşturmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkabiliyor. Cezasızlık politikasını uygulayabiliyor. Bugün kadın katillerini göz göre göre adalet saraylarının ön kapısından girip arka kapısından indirim şeyleriyle, hak indirimleriyle çıkmasını tam da buradan doğru okuyabiliriz aslında. Bugün herhangi bir katilin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık zaten biz, seni öldürsem ne olur demesini tam da bu zeminden doğru okuyabiliriz. Samuray kılıcıyla bir erkeğin hiç tanımadığı bir kadına saldırabilmesini tam da bu zeminden doğru okuyoruz. Ya da dün işte Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda bir hakimin kendi eşini öldürmesinden sonra Hakim ve Savcılar Kurulu'nun resmi sayfasından taziye haberinde bu cezasızlık politikasını oturtmamız lazım. Göz göre göre bir kadın düşmanı rejim bu ülkede adım adım inşa edilmeye çalışılıyor ama bunun karşısında uzunca bir zamandır aslında mücadelenin sürekli üstüne taş ekleyerek, kendi mekanizmalarını kurarak, kendi örgütlerini kurarak bir kadın mücadelesi bu topraklarda vardı, var olmaya, yükselmeye, güçlenmeye devam ediyor. Tam olarak onların taleplerini aslında Emek ve Özgürlük İttifakı kendi programına eklemiş durumda. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi ve uygulanması. Bugün toplumsal cinsiyet rollerinde yıkarak kamuda, özel alanda, her yerde bu kuralların geçerli olması. Kadın ve erkek eşitliğinden bahsediyoruz aslında. Şu ikisi arasında bağ kuruyoruz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Birincisi, bu halk, Türkiye halkı gerçekten bu kadar şiddete, zulüme, baskıya rağmen direniyor. Bir kere gerçeklik bu. Yani somut durumun somut tahlilini yapmak lazım. Biraz önce saydığımız direnişler iktidara rağmen gerçekleşiyor. Cezaevleri dolup taşmış durumda ama iktidara rağmen işçiler, kadınlar, gençler, LGBT artılar, herkes sokakta bir şekilde. Aslında iktidar yol yürüyebilse onların hepsini yok edecek. Yani faşizmin kurumsallaşma sürecini tam anlamıyla bitirecek, sonlandıracak ama yapamıyor. Çünkü karşısında Gezi'den itibaren ve Kobane direnişinden itibaren yan yana gelen, birbirinden etkilen bu iki sürecin birleşik bir mücadelesi var. Bugün HDP ile yan yana kurduğumuz bu ittifakın somut karşılığı da tam da kendi iddiasından, programından doğru oluşuyor. Dolayısıyla bu iki sürecin arasında bir bağ kuruyoruz. Halkın uzunca bir zamandır direnmesi, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tam anlamıyla bu direnişin ittifakı olması ve öte yandan kendini seçim ittifakı olarak gören bir ittifak değil Emek ve Özgürlük İttifakı. Seçim elbette ki önemli bir ara duraktır. Toplumun beklentisini, toplumun umutlarını, hayallerini sandığa taşımaya çalıştığı bir aracın kendisidir. Şüphesiz bu sürece biz de çok iyi hazırlanacağız. Ama sadece seçimler değildir. Bugün halkı sadece seçmen gözüyle görmek uzunca bir zamandır iktidarın yaptığı bir siyaset biçimi. Aslında halkı edilgenleştiren, seçim arifesinde akla gelen, işte taleplerini yerine getirirmiş gibi gösteren bir şeydir, yani zaman dilimidir. Ama tam anlamıyla halkın egemen olduğu bir yeni toplumsal düzen kurmak istiyor Emek ve Özgürlük İttifakı. Dolayısıyla burada seçimi bir ara durak olarak görüp, bir kaldıraç olarak görüp halkın politikleşme zemininde onların acil ihtiyaç taleplerini bir mücadele eksenine oturtmak ama o ara duraktan sonra yola daha güçlü bir biçimde devam etmek ve halkın örgütlülüğünü yaratmak gibi bir derdimiz var, çabamız var. O yüzden aslında beklentimiz, umudumuz, hayallerimiz tam da buradan güç alıyor.